Merhaba ben uzman psikologunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bugün sizlere çocuklara mindfulness'ı nasıl öğretebiliriz? Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesi şu, çocuğumun mindfulness becerisini kazanmasını istiyorum ama e, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Benim de burada verdiğim ilk cevap şu oluyor, kendi hayatına mindfulness'ı katmaya ne dersin? Çünkü biliyorsunuz anne babanın sahip olduğu beceriler çocuklar tarafından çok kolay alınabiliyor. Anne babalar kendi sahip oldukları bir beceriyi öğretirken çok daha rahat edebiliyorlar. Nasıl bir yoldan gidecekleri konusunda bir fikirleri olabiliyor ve aynı zamanda bunun faydalarını aile olarak yaşayabilme fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla ben anne babaların mindfulness öğrenmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da zaten mindfulness eğitimi, çocuk eğitimi verilen programların bazılarının da başında birkaç hafta mutlaka anne baba eğitimi arkasından geri kalan kısmında çocuklarla çalışma gibi programlarda mevcut. Şimdi peki anne babalardan da ben bunu söylediğimde şu yanıtı alıyorum. Ya ben yapamam ya da benim bunun için vaktim yok ama çocuğumu öğrensin istiyorum. Hak veriyorum. Evet gerçekten hayatın içerisine bazen başka bir alışkanlığı katmak, bir programı yerleştirmek kolay olmayabiliyor. Ama burada da şunu göz önüne almamızı rica ediyorum. Bunu söylememizin bir diğer sebebi de şu çünkü. E Mindfulness'ın içerisinde yavaşlamayı hatırlamak vardır. Mindfulness'ın içerisinde nefesi fark etmek vardır. Meditasyona zaman ayırmak vardır, içe dönmek vardır. Beş duyunu farkındalıkla ele alabilmek vardır. Aynı zamanda nezaketi ve şefkati hayatına geçirebilmek söz konusudur. Şimdi anne babaların bu becerilere sahip olmadığı veya bu becerileri desteklemediği bir ortamda çocuğun bu becerileri hayatına entegre etmesi maalesef çok kolay olmayacaktır. Hatta ve hatta sürekli kurstan kursa, dersten derse ya da programların içerisinde koşuşturulan bir hayatın içerisinde dur yavaşla ve nefesini fark ediyor dergesi çocuk için ne kadar anlamlı olabilir buraya kocaman bir soru işareti bırakıyorum. Şimdi gelelim çocuklara nasıl öğretebiliriz peki? Buradan başlayalım. Burada çok önemli e, referans noktaları bence yetişkinler yine dediğim gibi. Eğer anne baba bu becerileri hayatına entegre etme konusunda yeterince fırsata sahip değilse belki öğretmenler gittikleri kurslar bunlar için güzel bir fırsat olabilir. Peki bunların hiçbiri yok ama ben çocuğumun hayatına mindfulness'ın dahil olmasını istiyorum. Belki bununla ilgili yapılandırılmış bir şeylere başlamak istiyorum. Veya kitaplarla evde kendim rehberlik ederek ona bu konuda yardımcı olmak istiyorum diyebilirsiniz. Şu olabilir, bireysel dersler olabilir ama bireysel dersleri ben çok tercih etmem. Grup eğitimleri çocuklar için de yine daha çok tercih edilebilir bir noktadadır. Çünkü mindfulness'ın grup dinamiği içerisinde öğrenilmesi her zaman daha faydalı. Başkalarının deneyimleriyle bir arada yürütebilmek her zaman çok daha öğretici oluyor. Yetişkinler için de bu böyle. Bu görüşüm her zaman dile getirdiğim bir şeydir. Peki çocuklara mindfulness'ı nasıl öğreteceğiz? Hadi gelin artık bunu anlatayım sizlere. Çocuklara mindfulness'ı öğretirken Öncelikle nefesi fark etmek, bedeni fark etmek, beş duyuyu fark etmek, duygu ve düşünceleri fark etmek gibi alanları çalışmamız gerektiğini tekrar hatırlayalım. Nefesi anlatırken çocuklara çocuklarla çalışmalarımız yetişkinlerle aslında egzersiz bazında benzerlikler gösterebilir ama onlara sunduğumuz içeriğin çok daha somut olması gerekir. Yani çocuklara biz eğer ki nefesi anlatıyorsak örneğin hadi bakalım nefes al göğsünü şişir şeklinde bir yönerge veremeyiz çocuklara. Örneğin genellikle işte bir balon tasvir edilir. Gövdende bir balon varmış gibi düşün ve nefes aldığında gövdenin yükseldiğini, balonun şiştiğini fark et gibi. Ya da işte bir çiçeği koklamak gibi bir önerge verilebilir nefes almayı hatırlatması adına ya da bunun yanında dışarıya havayı verirken soluk verme kısmını ifade ederken de ne olabilir? Mesela mumları üflemek gibi bir e, benzetme bir metafor sıklıkla kullanılır. Yani aslında çocuklara biz bunları anlatırken bir takım metaforlara başvurmalıyız ki çocuk için bu anlaşılır ve uygulanabilir nitelikte olsun. Beden farkındalığında da keza öyle. Yine bedeni anlatırken, duruşları anlatırken çocuğun yoga konusunda birazcık e, de, deneyiminin olması elbette ki kolaylaştırıcı olur. Ama eğer bunlar yoksa da yine hareketi tasvir ederken somut yönergelere başvurmak durumundayız. Özellikle 8-9- altındaki çocuklar için bu kesinlikle zorunlu bir deneyim diyebilirim. bunun yanında mindfulness'ın bir diğer boyutu da bildiğiniz gibi meditasyon boyutu. Evet meditasyon çocuklarla birlikte yapabiliriz ama dediğimiz gibi yine somut yönergelerle yapıyoruz bunu ve maalesef yetişkinlere yetişkinler kadar uzun süre çocuklar orada oturamıyorlar. Yani aslında maalesef de değil, puanların gelişimsel süreçlerinin bir parçası. Dolayısıyla biz onlara e, uzun süreler yerine yaşları kadar dakika e, sürecinde meditasyonlar yaptırabiliyoruz. Yani 5 yaş itibariyle 5 yaşındaysa 5 dakikalık bir oturma meditasyonu çocuklarla paylaşılabiliyor. Bunun yanında çocuklarla en keyifle yapılabilen mindfulness egzersizlerinden bir diğeri de tabii ki duyulara odaklanmak. Duyulara odaklanırken yine özellikle nesnelerden faydalanmak çok işlevsel oluyor. Yani Örneğin farklı müzik aletlerinin sesleriyle çalışmalar yapmak ses farkındalığı konusunda faydalı olabilir. Biz yetişkinlerde ne yapıyoruz? Duyduğun sesleri öne al, geriye al, fark et vesaire gibi daha soyut yönergeler veriyoruz aslında. Çocuklardaysa sesin örneğin bir müzik aletiyle bir ses çıkartıp evet ses bittiği noktada elini kaldır dediğimizde aslında o sesin son noktasına kadar çocuğu odaklayabilme konusunda eğitmiş oluyoruz bir taraftan da. Bunun yanında yine Örneğin tat konusunda çalışmalar yapabiliriz. Bununla ilgili meyveleri kullananlar var veya farklı çikolata gibi yiyecekleri kullananlar var. Bunlardan faydalanılabilir. Koku konusunda elbette kokusu keskin malzemelerden faydalanmak gerekir çünkü çocuklar bizimki gibi daha dikkat çekici şeylere ihtiyaç duyarlar yetişkinlerde bu biraz daha Örneğin havanın şu anki kokusunu fark et vesaire daha ucu açık ve daha yetişkinlere uygun bir yönerge Aslında çocuklara bunu verdiğinizde bu çocuklar için çok anlamlı olmayabilir özellikle 9 yaş öncesi için onlara biraz daha kokusu alınabilir nesnelerle çalışmak gerekiyor çocuklara işte farklı kumaş dokularını vermek veya fırça gibi nesneleri duyu farkındalığı için kullanmak işlevsel olabilir yani çocuklar biz mindfulness öğrenirken birçok kitaptan da rehberlik alabiliriz, yapılandırılmış programları da öğrenebiliriz veya dediğim gibi önce anne babanın kendi hayatına entegre etmesi benim en çok ıı, sevdiğim öğrenme türü işin doğrusu çünkü çocuklara kendi bildikleri bir şey konusunda rehberlik etmeleri, onlara yol arkadaşlığı yapmaları çok daha keyifli ve aslında tüm aile için fayda sağlayan bir araç oluyor. Evet. E bunun yanında tabii nezaketi ve şefkati de bahsetmesem olmaz bunlara da değinmem gerekiyor burada kendi hayatımızın içerisinde kendimize karşı nezaketimiz dünyaya karşı nezaketimiz iyi dileklerimizi ifade etme yolumuz ve karşılaştığımız durumları yargısızca ele alabilmemiz kendi hayatımız için son derece işlevsel oluyor bir çocuğun hayatına küçük yaşlarda bunu katması ne demek biliyor musunuz çok güçlü bir fırsat aslında bu hem duygusal zeka anlamında hem öz şefkat anlamında kendi hayatına yaptığı büyük bir yatırım olacaktır. Dolayısıyla çocuklara da başkalarının dünyasına bakabilme, ortak insanlığımızı fark edebilme, kendi acılarını ve başkalarının acılarını şefkatle karşılayabilme yeteneğini kazandırabilmemiz için küçük yaşlardan itibaren şefkat kavramıyla tanışması, tabii ki bunu çok daha somut şeylerle yapabiliriz yine veya nezaketi başkalarının hayatına sunabilmesi, kendi hayatına sunabilmesi, güzel bir eğitim alanı yaratacaktır diye düşünüyorum. Bir oyuncak bebekle çocuğun iletişimine bile bunu yansıtabiliriz aslına bakarsanız. Bu duyguları tanımlamak, anlatmak ve farkındalığı oraya getirebilmek işte çocuğun hayatında mindfulness'ı son derece işlevsel bir hale getirir. Evet dilerim anlatabilmişimdir bugün sizlere örneklere değer vermeye çalıştım. Çocuklara mindfulness'ı nasıl anlatabiliriz onların hayatlarına nasıl kazandırabiliriz bununla ilgili bir kayıt oluşturmuş oldum. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli haftalar dilerim hepinize. Hoşçakalın.